Merhaba ben Güney Sen Türk. Bir futbol muhabbeti programına daha hoş geldiniz. Evet kamera arkasında Nurcan Hanım'la beraber karşınızdayız. Ee, Nurcan Hanım'a söz hakkı vermeden önce e, bir şeyler söylemek istiyorum. Yarın yani 06. 11. 2020 tarihinde Sayın Eyüp Yıldız'ın doğum günü. Kendisi benim için çok önemli bir insan. E, kendisine çok büyük saygım var. Ve bana kattıkları e, inanılmaz şeyler var. Kendisine buradan tekrardan teşekkür ediyorum ve doğum gününü kutluyorum. Nice mutlu yıllara, nice şampiyonluklara hem de sarı kırmızılı şampiyonluklara diliyorum Eyüp abi. Tekrardan doğum günü kutlu olsun. Eyüp abi nice mutlu sarı kırmızı yıllar abi doğum günün kutlu olsun. Evet Nurcan Sayın Eyüp Yıldız'ın da doğum gününü kutladığımıza göre o zaman senin sorularına geçebiliriz soru değil bir yorum isteyeceğim senden. Bu soru değil. Yüklenir edeceğim. E, Falco'ya sakat Sezon başında yani geçen yılın başında Falco'ya transfer olduğunda her yer bayram havasıydı. E, havaalanında saatlerce bekleyen 5000 tane taraftarımız belki daha fazla taraftarımız vardı. E, ben de heyecanlıydım. Benim benim bence bence o gün bayramda, Galatasaraylıların bayramıydı. Neden? Bir dünya yıldızı geldi. Drogba geldiğinde nasıl bir heyecan e, varsaydı, Falcao geldiğinde de aynı heyecan içimizdeydi. Dedik ki Falcao gelecek, bu ligi kasıp kavuracak ama maalesef öyle olmadı. İstenilen olmadı. Sürekli sakatlık yaşayan bir Falcao var karşımızda ve istenilen performansı da bir türlü yansıtamayan bir Falcao var. Ama ben her zaman şunu söyledim. Bu Falcao, bu Falcao eğer Galatasaray'daysa mutlaka ilk 11 oynamalı. Eğer sakat değilse. Sakatlık problemi yaşayan bir Falcao Galatasaray'a hiçbir şey veremez. Neden veremez? Form tutamıyor. Yani e, bu tip futbolcuların forma ihtiyacı var. Form tutmaya ihtiyacı var. Sürekliliğe ihtiyacı var. 5 maç yap. 5 maç oyna, 2 maç 2 hafta kaçır, yine sezon başına dönersin maç performansında. Şimdi kırmızı kart cezası oldun. Şimdi sakatlanıyorsun. 2 hafta ara vereceksin. Eğer ki e, dönüşünde yine ne yapacaksın? Form tutması için yine adapte adaptasyon antrenmanlarına başlayacaksın. Kaslar gevşeyecek. Yine normal e, takımla değil ayrı antrenmanlarına çıkacaksın. 2 hafta sonra normal antrenmanlarına başlayacaksın ve takıma tekrar monte edileceksin sakatlık büyük problem. Eğer sürekli sakatlanıyorsa da o futbolcudan verim almak çok zor. Çok zor. Alırsın ama çok zor. Şimdi Falcao'da böyle bir problem var. Hepimiz suçluyuz. Taraftar, yönetim, teknik ekip, hepimiz Falcao'yu istedik. Katlanmak zorundayız. Katlanacağız. Ha oynadığında bize faydalı oluyor mu? Oluyor. Kesinlikle oluyor. Ben Falcao'yu seviyorum. Ama öbür taraftan Cagney'e bakıyoruz. Sezon başında ne demiştik Nurcan? Bu Cagney kalsın takımda en azından Falka olmadığı zaman ki Falka çok sakatlık yaşıyor dedik. Falcao olmadığı zaman Cagney çıkar topunu oynar ve bize galibiyeti getirecek golleri atar. Ama, dedik ama... ama Ankara gücü maçında Nurcan 55 dakika oyunda kalıp hiç şut atamayan sıfır şut atan bir Cagney var. Nasıl fayda sağlayacaksın? Hocam diyoruz o zaman biz yayınlar yaptığımız yayınlarda hocam cak neden fayda alamıyorsak hocam Ali Yavuz kol oynasın. Allah için soruyorum ya. Ali Yavuz kol oynasın. Sıfır şut mu atacak ya? Hiçbir bir tane şut atamayacak ya? Ya bir forvet düşünün hiç şut atamadan ya hiç bir şut atamadan maç tamamlıyorsun. 55 dakika geçiyorsun. Hiç şut atmıyorsun. E Falcao, evet Falcao su var işte maalesef Falcao su var. Falcao olduğu sürece bu takımda ilk 11'i oynar ama sakatlık problemi sürekli yaşarsa yine böyle olursa Galatasaray artık çok büyük fayda sağlamasını beklemiyorum. Ama öbür taraftan Saracchi'nin sakatlığı, Marcano'nun sakatlığı var. Hepsinin de darbeye bağlı olmayan sakatlıklar. Ne, bu adamların hepsi mı sakatlandı. Şöyle maçta sakatlanıyor ama darbe yok. Atıyor. Adelis atıyor. Kası atıyor. Yani bir şey oluyor. Benim aklıma 3 şey gelir hocam böyle bir durumda. 1. Futbolcu kendine iyi bakmıyordur. Ama çoğunluk var. Bir kişi değil. 2. İyi antrenman yapmıyorlardır. Az antrenman yapıyorlardır. 3. Çok fazla yükleniliyordur. Bu 3 taneden bir tanesinde bu şekilde sakatlıklar çıkarsa sürekli takımlarda. Ya aklımı kurcalıyor. Scott Perry geldiği zaman dedik ki Galatasaray'da çok şey değişecek. Umarım e, kondisyonumuzu yukarı çekeceğiz, çekeceğiz dedik. Ama bu da olmuyor Nurcan. Takım düzenimiz de yok. Forvet'te kimin oynayacağı belirsiz. Babel oynayacak şimdi büyük ihtimal hoca. E, Sola da Emre Kılınç ad hocam. Biz Sivas'ta ki Emre Kılıncı görmek istiyoruz. Orada çok çok güzel oynayan bir Emre Kılınç vardı. Umarım solda da Emre Kılınç oynar. Ama Falcao konusunda artık da kalmadı. Yani kalmadı mi? açıkçası. Ben çok savundum ama artık yani diyecek bir şey yok. Günay. Tamam transfer sezonu değil de artık ufak ufak böyle bir şeyler duymaya başladık. Hı -hı. En başta Ahmet Musa. Evet şu an manşetlerde şey yok, ne diyorsun? manşetlerde Ahmet Musa var. E tabi transfer sezonu değil ama takımlar transfer edeceği futbolcuları şimdiden izliyor ve şimdiden karar veriyor. Yani şöyle olmuyor öyle zanneden arkadaşlarımız varsa bu yanılgıya düşmesin. Nasıl mesela? sezon içerisinde tüm maçlar analiz ediliyor ve listeye giriyor oyuncu ve ondan sonra o futbolcu izleniyor ve karar veriliyor. Yani bir maçta karar verilmiyor. Transfer sezonlarında sürekli oyuncu değişmez. Bir liste vardır. O liste üzerinden gidilir. Takımlar hemen lig başlayınca taramaya başlar. Kimlerde ne yapıyor. Benim de biliyorsun ki Nurcan kullanmış olduğum bir tane program var. Bu program sayesinde futbolcuların tüm istatistiklerine ulaşabiliyorum. Notlarını tutabiliyorum. Videolarını izleyebiliyorum. Orada neler yapmış ona bakıyoruz. Ben notlarımı bilgisayar üzerinden aldım. Şimdi sizlerle paylaşacağım. Ahmet Musa en önemli özelliğini söylüyorum. Birebir de çok etkili bir futbolcu. Bileklerine hakim değil ama süratiyle ile bir de çok çabuk adam geçebiliyor. Ve en büyük özelliklerinden bir tanesi. Şimdi için de söyler misin? Nerede şu an nerede oynuyor? Nerede şu Şu an futbolcu? boşta. 28 yaşında 1.70 boyunda Nijeryalı sol kanatta oynuyor ve sağ ayaklı. Sol kanatta oynayıp da sağ ayaklı ne demektir? Bu futbolcu uzaktan şut atmayı seven ve kaleyi gördüğünde şut atmayı seven bir futbolcu. Sol ayak sol açıkta kim oynar? Sol ayaklılar oynar. Ama günümüz futbolunda sol ayaklıları sağ, sağ ayaklıları sola koyarlar. Neden? Sağ kanatta oynuyor, sol kanatta oynuyorsun. Şut atman için, iyi şut atman için ne yapman lazım? Sağa çekmen lazım. Şut atarsın sağ ayakla. İşte o yüzden ters etki yapıyor. Bazen e, teknik direktörler şunu yapıyor. Maç içerisinde kanatları değiştirirler. Biz bunu ben antrenörken çok yapıyordum. 5 dakikada bir, 10 dakikada bir kanatları değiştirirsin. Bunu da yapıyor teknik direktörler. Ne oluyor? Olur. şöyle yani rakibi nasıl rakibi tartarsın. Mesela ben çok süratli bir futbolcuyumdur. Ee, sol kanatta oynuyorumdur. Benim karşımdaki de süratli futbolcudur. Karşında oynayan bek. Ama karşı tarafa sağ beke baktı. Onların sağ bekine baktığın zaman biraz hantaldır. Ve avucuma çıkmayı seviyordur. Geri gelmekte sıkıntı yaşıyordur. Ne yapman lazım o zaman? Çabuk oyuncunu oraya atman lazım. Senin çabuk oyuncun sağ, e, sol açıkta oynuyorsa değiştirirsin. Bu sayede hem e, karşılaşmayı hani iki, iki oyuncu karşılaşmasını değiştirmiş olursun. Ve Şöyle söyleyeyim. Mesela ben seninle 10 dakika 20 dakika oynadığım zaman seni çözerim. Nasıl oynadığın zaman ne yapacağını çözerim. Ama değiştiğim zaman karşıma farklı bir oyuncu gelirse şimdi bu ne yapacak dersin. Yani diğer oyuncu alır sola çeker sağa çeker. Ama bu oyuncu sağına mı çekiyor soluna mı çekiyor? Suratıyla mı oynuyor? Ne bileyim veya uzaktan şut mu atıyor? Nasıl yapıyor? O yüzden onu değiştirdiğin oyun dengesini de değiştiriyor. Onu da deneyebilirsin Ahmet Musa'yla. ile. Bire Birebir de etkili. Kaleyi gördüğü an şut atıyor. Ve en büyük özelliği bu. Kaleyi gördüğü an şut atıyor. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı bu. Kaleyi gördüğü an şut atan futbolcumuz yok. Belhanda şut atıyor bisküvi kırmıyor. Şut atamıyor yani. Ya Günay sen Belhanda diyorsun. Cagney'e baksan ya. Adam forvet. Evet. Maalesef. Bunun bon servisi yok. yok. Bunun servisi yok Ahmet Musa'nın. El Nasır takımında 19 maçta 4 gol 7 asist yapmış. Yani fena değil ama şu an boşta. Veno da başarılı olup Moskova'ya gidiyor. Oradan Leicester diye sonra ise El Nasır takımına gidiyor. Yani Leicester'da oynamış bir futbolcu. Ve yani Leicester'da oynayan bir futbolcu. Yani Premier Lig'e giden bir futbolcunun kötü olma ihtimali yok. yok. Yani orası çok top bir nokta. Yani total olarak şu an hani transfer konuşmak erken olsa da böyle bir futbolcuya Galatasaray'ın ihtiyacı var mı? Kesinlikle var. Kesinlikle. Tam istediğimiz futbolcu ve bon servisi yok. Bu oyuncuyu alabilirsin ama daha erken. Bunlar konuşuluyor. Temas vardır. Ama e, yarın gidip alınacak bir futbolcu değil. Bekleyecektir Galatasaray. Daha iyi fırsatlar kollayacaktır. Transferin son gününe kadar 17 kuru kovalayacağız. Maalesef. Maalesef. Aha. Hocayı çok istiyor. Yani Fatih Hoca onyekuru çok istiyor. Seriyi çok istiyor. Yani e, bu oyuncudan Ahmet Musa'dan olabilir ama erken Galatasaray'ın böyle bir futbolcuya ihtiyaç var. Ahmet Musa da bunu kesinlikle karşılıyor. E, Tabi şöyle de bakmak lazım şu duruma. Galatasaray listesini hazırlayıp yavaş yavaş oyuncularla görüşürse transfer sezonuna çok rahat gider. Yani en azından bir plan proje olur. Galatasaray yönetiminin en büyük sıkıntısı bu. Maalesef. Ya şimdi şöyle bir şey var ee, önümüzde bir de seçim var hı hı. Ondan dolayı Mustafa Cengiz ve ekibi yine aday olacaksa bu transfer sezonunu çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Zaten artık bizim e, sütten ağzımız çok yandı. Evet. İki sezon transfer yapamadık. Bu sezon yine öyle salla başa aldı gitti. Doğru düzgün bir transfer olmadı. Ki bunun ceremesini de UEFA'dan erken elenerek çektik. Evet. E, bu sebeple C Mustafa Cengiz yönetiminin ben transfer yapacağını açıkçası ara sezonda düşünüyorum. Onun yayınlarını yapacağız Peki. zaten biz. E, yavaş yavaş e, videoyu sonlandırıyoruz hocam Bir şey söylemek ister misin? İlhancığım keyifli bir yayında diline emeğine sağlık. Bol bol bu yıl transfer konuşacağız belli artık. Futboldan başka elimizde bir şey kalmadı. Sosyal hayatlarımız tamamen artık evlere kısıldı. Hı hı. Bu sebeple herkese sağlıklı günler diliyorum. Ben. Evet bizi izlemiş olduğunuz için teşekkür ederiz. Destek vermek için abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Aşağıya yorum atabilirsiniz. E, yorumlarınıza dikkatle dinliyorum ve yorum yapmaya elimden geldiğince çalışıyorum. Ve aynı zamanda katıl ayrıcalıklarını inceleyerek bizlere ekstra destek sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.